Şimdi Atatürk cepheden cepheye savaşmış bir insan. Yani savaş hayatı var devlet kurmadan evvel. Trablusgarp'ta savaşmış, Çanakkale'de savaşmış, Doğu'da savaşmış, Sakarya'da savaşmış, Koç savaşmış. Yani mermi sıkmış, askerlerine hücum emri vermiş. Fakat daha sonra devlet kurmuş, gelmiş başka bir savaşa başlamış. Fabrika kurmuş, bacaları tüttürmüş. Tarım teşviki vermiş, tarım arazilerini ayağa kaldırmış. İhracat yapmış, sanayi. Yani başka bir Atatürk karşımıza çıkıyor. Asker Atatürk'ten sanayici Atatürk, üretici Atatürk, tarlada çalışan Atatürk, hayvancılığı destek veren Atatürk, başka bir Atatürk. Uçak yapan Atatürk. Ve bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunların da çözülmesi için savaş meydanından tarlaya gelen, fabrika bacası tutan Atatürk'ü nasıl örnek almamız lazım diye sorarak. Ehl-i Beyt'le ilgili bir açılım yaptı. Şimdi rahat konuşuyoruz. Hoş geldin Atatürk eserini ortaya koydu. Şimdi çok rahat konuşuyoruz. Ama onu düşünmek, ilk adımı atmak ve işi başlatmak apayrı bir şey. O gerçekten Allah'ın bir lütfu. Farklı bir kişilik, farklı bir kumaş gerektiriyor. Onun için şimdi enine boyuna istediğimiz gibi konuşabiliriz. Şimdi ben hoş geldin Atatürk isminin de çok şu açıdan arkadaşlar dediler, ben de farklı bir açıdan bir cümle söylemek istiyorum. Hoş geldin Atatürk demek, Atatürk'ü günümüze taşımak demektir. Ancak bu ismi verebilen irade, günümüze Atatürk'ü taşıyan ve onu temsil eden ancak bir insan olması lazım ki bu anlam taşısın veyahut da toplumda bir yankı oluştursun. Bu açıdan da ben yani ismin de çok isabetli olduğunu, bugüne taşınan, çağımıza gelen ve çağımıza çözüm üreten bir Atatürk şimdi karşımızda var. Bu apayrı bir şey bu. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Koltzier diye bir adam var. Biliyorsun bu hadis alimidir. Ama Müslüman değildir. Niye bunu söylüyorum? Bir şeyi ortaya koyarken samimiyetiniz, içtenliğiniz, ihlasınız, bilinciniz, direnciniz o eserin sayfalarına, oradan da gönüllere, oradan toplumun dirilmesine neden olur. Onun için toplumu dirilten insanlar özel insanlardır. Yani nehrin akışını değiştiren insanlar herhangi insan değildir. Bak siz konuşurken bile aslında Atatürk'ün ne mükemmel, kamil bir insan olduğunu niye anlatıyorsunuz? Şimdi bugün Batı'ya gidin, adam iyi bir fizikçidir. Ve iyi bir kimyacıdır. Ve bir iyi avukattır. Ama bir adamın iyi bir avukat olduğu kadar iyi bir mühendis, iyi bir mühendis olduğu kadar iyi bir doktor, böyle bir şey yok. Ama bugün Atatürk'ün hayatına bakıyorsun, hepsi var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir konu üzerine ihtisas yaparsınız, alim derler. İki farklı konu üzerinde ihtisas yaparsınız, size dahi derler. Peki üç ve daha fazla farklı konularda eser ortaya koyarsanız, biz buna evliya diyoruz kardeşimiz. Başka bir şey diyebilirsiniz buna. Yani aslında sizin girişiniz de hocamın ifade ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün o kimliğini ortaya koyuyor. Şimdi ben bugün müsaade ederseniz CNN Türkiye Nedim Şahin'in Nedim Şener'in söz hakkı da doğmasına rağmen söz hakkı da bize vermedi. Ben ona birkaç soru sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi Sayın Şener dinliyorsa cevap da verebilir. Bizi ne kadar tanıyorsunuz ki bizim nasıl Atatürkçü olduğumuzu belirlemeye kalkıyorsunuz? Bu birinci sorum. İkinci sorum, sana bizim hakkımızda konuşma hakkını kim ne karşılığında verdi? Üç, sen eğitimini almadığın, anlama kapasitenin üstündeki meselelere niçin giriyorsun? Ben meydan dedesi Kemal'im, Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesidir. Sen bu ifadenin ne anlama geldiğinden ne anlarsın? Böyle bir birikimin, böyle bir eğitimin yok ki. O zaman anlamadığın meselelere seni konuşturan kimdir veya niye konuşuyorsun? Dört, kim adına okumadığın Hoş Geldin Atatürk hakkında ileri geri konuşuyorsun? Beş, sana niyet okuma, çünkü niyet okuma yaptı orada. Sana niyet okuma görevini kim verdi? Son olarak bir sorum daha var Sayın Şener'e. Sayın Şener, niçin dindar Müslüman Atatürk'ten bu kadar korkuyorsunuz? Bunların cevabını vermesi lazım.
Öyle bilerek, bilenle konuşuyor, bilmeyenle konuşuyor. Bugün bir şey daha söyleyeyim. Ben biraz ufacık baktım geçmiş tarihine. Seninle ilgili kayıtlara baktım, şunu görüyorum. Sen, ben cemaate karşı değilim diyerek FETÖ'nün yalakalığını yaptın. İçeriden çıkmak için bir gazeteci arkadaşa iftira attın ve ispatlandı, iftira attın. Üç, içeriden çıkar çıkmaz Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Ricardino'nun kucağına gittin, sığındın. Şimdi soruyorum buradan. Senin ve senin gibilerin, Amerika başta olmak üzere bütün emperyalist devletlere karşı baş kaldıran, savaşan ve galip gelen ve Türk milletinin dışında hiçbir iradeye eğilmeyen Atatürk'ü doğru anlamanızı zaten beklemiyoruz. Ama biraz da olsa ilme saygı göstermek lazım. Verilen emeğe saygı göstermek lazım. Böyle bir şey olamaz. Şimdi onun için meydanı boş buldular, konuşuyorlar. Böyle bir şey yok. Haydar Başbey'in ortaya koyduğu bir devrim niteliğindedir. Bugün Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ün maneviyatıyla buluştu, dini anlayışıyla buluştu, milli kimliğiyle buluştu, ulusalcı kimliğiyle buluştu, tam bağımsız ruhuyla buluştu. Bugüne taşıdı onu Haydar Başbey. Ve kendi şahsında biz onu görüyoruz. Görmüyor muyuz? Bugün Fethullah grubundan tutunuz, paralel mahkemeler kurarak haksız yere yargılanmasına rağmen dimdik çelikli bir ayakta duruyor mu? Ve hepsinden galip gelmedi mi? Bir örnek var karşımızda. Niye bu örneği engelliyorsunuz? Sizin niyetiniz bu milletin Amerika'ya karşı, emperyalizme karşı, sömürüye karşı ayağa kalkmasından korkuyorsunuz. Çünkü korkacak, korkmayan ve bunun çözümünü ortaya koyan bir insan var ve o insan Atatürk'ü anlatıyor. O samimiyetinde, ihlasında, vurgusunda, konuşmasında, uslubunda millet uyanıyor. Ondan rahatsızlık duyuyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Kimin adamı, kimin adına konuşuyorsunuz? Yani öyle değil bu işler. Şimdi en son şunu söyleyeyim. Şimdi Atatürk bu eserin farkını, evet doğru. Bugüne kadar şunu söyleyelim. Atatürk'ün dinsiz göstererek bir gölgelik yarattılar. O gölgelikteki bulunan beyefendinin şimdi keyfi bozuldu. Haydar Başbey onların keyfini bozdu. Veya Atatürk'ten hareketle yine onu kullananların ince oyunları bozuldu. Problem bu. Rahatları bozuldu bunlar. Artık bir Atatürk bir çiftlik değil. Bunu da ifade etmek lazım. Şimdi bugüne kadar binlerce, bu hizmetlere de takdir ediyorum, yanlış anlaşılmasın, Atatürk koruma dernekleri kurulmuş, anlatma dernekleri kurulmuş, birçok şeyler yapılmış binlerce. Bugüne kadar da yüzlerce eser yazılmış. Ama hoş geldin Atatürk başka. Bunu görmek lazım. Şimdi hoş geldin Atatürk dengeleri değiştirdi. Ve tabiri caizse olması gereken, başka bir ifadeyle, ışık yandı artık. Amaların anlattığı Atatürk'e ihtiyaç yok. Gerçeğe ihtiyaç var. Bunlar ortaya çıktığı için birileri rahatsızlık duyuyor. Çatlasalar da patlasalar da bu millet Mustafa Kemal Atatürk'le birleşecek ve onu bugüne taşıyan insanla beraber de hem zulmü yıkacak hem de emperyalizmin bütün kalelerini yıkacaktır. Buna inancım tamdır. Evet. Son olarak şunu söylüyorum. Bitiriyorum. Şimdi Atatürk'ün eserler yazıldı ama Atatürk'ün insani yönü. Yani nasıl bir insan Atatürk? Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi yönü, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve iktisadi yönü. Hepsini tek bir yerde görmek istiyorsa bu millet, o bir müşahhas örnektir önümüzde. O da Profesör Doktor Haydar Baş hocamın yazmış olduğu Hoş Geldin Atatürk eserinde var. Bundan çekiniyorlar. Ama geçmiş olsun. Güneş doğmuştur, karanlık er veya geç yerini aydınlığa bırakacaktır diyor. Teşekkür ediyorum. Peki, ben...